Merhabalar sevgili izleyiciler. Gece Vardiyası'nda bu akşam da gündemdeki konuları tartışacağız. Malum AKP içinde neler olup neler bittiği soru işaretleri halinde kendini var etmeye devam ediyor. Biz de bu soruyu Aydın Engin, gazeteci Aydın Engin'e soracağız. Aydın Bey merhaba. Merhaba, merhaba. Hemen soralım. AKP sürekli tartışmalarla, iç tartışmalarıyla gündeme geliyor. Aslında biz bu iç tartışmaları çok duymuyorduk. Özellikle Arınç'ın çıkışı, kızlı erkekli öğrenci evleriyle ilgili çıkışı, daha sonrasında Zaman Gazetesi'nin dershanelerle ilgili, cemaatin daha doğrusu dershanelerle ilgili rahatsızlığı ve tüm bunlarla beraber bugün gelinen nokta. Niçin bugün tüm bu içeride olan biteni duyabiliyoruz? Yani 11 yılın sonunda mı bunlar gerçekleşiyor yoksa ilk defa mı AKP içinde tartışmalar yaşanıyor? Yok sanırım 11 yıl içerisinde de benzeri epey olay yaşadı, iç krizi yaşadı. Ertuğrul Günay'ın bakan yapılmasından bakanken yapıp ettiklerine kadar en azından şu anda siz sorduğunuz için aklıma gelen AKP içerisinde epey sorun yaşandı. Ama 11. yılın sonunda ne diyelim moda bir tabir var, güç zehirlenmesi, iktidar zehirlenmesi. Bu sadece ben moda bir tabir dedim ama bu gerçekten de bilimsel bir terim. Politik sosyolojide, politik psikolojide kullanılan bir terim. Belli bir dönemden sonra iktidar sahiplerinin hele gücünü arttırdıysa eğer bir güç zehirlenmesine, kibir diyebiliriz buna, kapıldıkları biliniyor. Bunun tarihte çeşitli örnekleri var. Stalin mesela, Hitler. Uzun uzun bu konuda literatür var bildiğim kadarıyla, okuduğum kadarıyla. AKP'de, daha doğrusu Tayyip Erdoğan da bundan nasibini aldı. Ve bu nasipleşmede AKP içerisinde şu ya da bu biçimde daha sağduyulu olmaya çalışan, daha zembereyi boşalmamış unsurların biraz frene basma ihtiyaçları doğdu. Biraz geri gidersek, yani son haftalarda kendimizi kilitlemezsek, Mayıs sonu Haziran başı, yani Gezi direnişi sırasında ilk dışarıya vurdu bu. İlk yıllarında AKP'nin olsaydı örneğin daha kolay halledebilecekken, daha barışçıl bir terim, yumuşak sözcükler seçerek göğüsleyebileceklerken ben bu ülkeye neler yapıyorum, neler yapıyorum, bu ülkede bir takım densizler benim kıymetimi bilmiyorlar diye öfke krizlerine kapılan başbakan, İşi artık telekineziyle uzaktan bilmem neye kadar, yani karikatür sınırına kadar taşıdı, götürdü. Ve tırmanarak devam etti. Zaten nobran bir dili var. Nobran belki genç kuşaklar için tam şey karşısını kırmaktan çekinmeyen, söylediği sözlerin nereye gideceği umurunda olmayanlar için kullanılan kendi bir bildiğini okuyan diyebilir miyiz? O da var tabii ama nobran daha çok kırmaktan çekinmeyen, kabalaşmaktan çekinmeyen. Başbakan Erdoğan için belki. Onun için söylüyorum evet. Zaten ben de. Bir de AKP içerisinde kurucu babalar diye adlandırılan dört kişi vardı. Bir tanesi Abdülhatif Şener'di. Çok çabuk tasfiye oldu. Bir tanesi Bülent Arınç'tı. Abdullah Gül'dü ve Başbakan Erdoğan'dı. Evet. Bu dörtlüde belki o nobran lık yüzünden, belki o kibir yüzünden, belki o güç zehirlenmesi yüzünden görünen o ki Tayyip Erdoğan diğerlerini artık umursamaz hale, her şeyi kendisinde kilitleyen bir hale dönüştü. Bu da parti içinde sıkıntılar yarattı. Bu umursamazlıktan biraz daha devam edecek olursak, yani özellikle AKP'nin 11 yıllık sürecini düşünürsek, tam da söylediğiniz noktada Başbakan Erdoğan sürekli olarak ben bir sürü icraatlar yaptım, ben bunların hepsini gerçekleştirdim, duble yollar yaptım ancak kimse bizim kıymetimizi bilmiyor derken bir taraftan her söylediğini bir şekilde doğrulayan, onaylayan ya da her yanlışını bir şekilde toparlayan isimler de söz konusuydu AKP'nin içinde. Bu isimler mi yavaş yavaş değişiyor sizce? Şimdi tek faktör belki doğru olmaz, yani her iktidar döneminde ya o çok iyi ama etrafı kötü falan gibi abuk sabuk laflar edilmiştir. Böyle evet. Bir şey mümkün değil tabii. Ancak şöyle bir gerçek payı var doğrusu. İktidara geldikleri, 2002'de iktidara geldiklerindeki başbakanlığın danışman kadrosuyla şimdiki arasında hemen hemen tümü değişmiş durumda. Ve yeni gelen ekip
yani daha doğrusu artık bugün danışman olarak ağırlığı olan kişiler arasında, ben Yiğit Bulut gibi bir karikatürden söz etmiyorum. Evet. Ama mesela Yalçın Akdoğan gibi Şahin diye adlandırılan, yani barışçıl çözümlerden çok dayatmacı çözümlere yatkın bir kafa var. Ama bu da bir faktör sadece. Faktörlerden biri, etmenlerden biri. Sadece danışmanlar yüzünden bu hale geldi diyemeyiz. Galiba bir küçümseme içermiyor. Daha doğrusu bir hakaret kastım asla yok. Ama başbakanın siyasal kültürü, demokrasi kültürü, hatta bizatihi genel kültüründe ciddi boşluklar var ve eksiklikler var, kusurlar var. Buna karşılık şu ya da bu ölçüde daha iyi bir eğitim süreci yaşamış, örneğin akademisyen olarak kendini kanıtlamış bir Abdullah Gül, özellikle hukukçu olarak hem pratikte hem teoride bugüne kadarki konuşmalarıyla hukukun özünü iyi kavradığı, adalet, kanunların içine sıkışıp kalmayıp hukuku adalet olarak, adaleti ete kemiğe büründürecek bir aygıt olarak kavrayan bir Bülent Arınç'ın varlığı ile başbakan arasında bir terazinin kefeleri eşit durmuyor. Nihayet başbakan işte genellikle büyük firmalara muhasebeci yetiştiren İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi mezunu. Galiba o da ya İstanbul ya Edirne. Evet. Yani yüksek öğretim kurumları arasında ikincilik sayılan bir kurumdan mezun. Diğerleri öyle değil. Bu da bir faktör. Ama hepsini saymaya kalksak, bütün faktörleri saymaya kalksak sabahlamamız lazım. Evet. O yüzden tek bir faktöre bağlamanın doğru olmadığını düşünüyorum. Ama faktörlerin toplamı bugün geldiğimiz noktaya ulaştırdı bizi ve AKP'yi. Buradan cemaate geçecek olursak, özellikle Zaman Gazetesi uzun zamandır, son bir haftadır en azından, manşelerine dershaneleri taşıyor. Ve ciddi anlamda da bir tartışma halinde kendini var ediyor. Şimdi tüm bunlarla beraber AKP'nin dört kurucu unsurundan bahsetmişken, yani dört kurucu kişisinden bahsetmişken, cemaat ve AKP'nin nasıl bir bağı vardır bu noktada? Şimdi arada gri bölgeler, geçiş bölgeleri var ama esas olarak AKP yönetimi Nakşibendi, yani Sünniliğin Nakşibendi kanadının tarikatına yakın duran kişilerden oluşmakta. Tümü için bu geçerli. Nakşibendilik diğer tarikatlardan biraz farklı olarak federatif, hatta konfederatif, yani birbirleriyle gevşek bağlarla bağlı, tek bir merkezden beslenmeyen, çeşitli nakşi kolları birbirlerinden bağımsız hareket edebilen, bağımsız politik tutum alabilen bir tarikattır. Örneğin Gümüşhaneliler vardır, Kıbrisi vardır, İsmail Ağa tarikatı var. Bunların hepsi nakşiliğin kollarıdır. Birbirleriyle dövüşmezler ama birbirleriyle kucak kucağı da değildirler. Bağımsızdırlar. Buna karşılık cemaat Said-i Nursi'den, yani Nur hareketinden bir başka tarikat olarak tanımlamak gerekir onu. Ve esas olarak da Kur'an'ın yeniden yorumlanması, Nakşibendiler ortodokstur, Kur'an'ın yeniden yorumlanmasına pek yanaşmazlar, her şey orada söylenmiştir derler. Buna karşılık özellikle Said-i Nursi bir düşünür olarak, ki bir düşünür kendisi gerçekten, Kur'an'ı çağa göre yeniden yorumlamak konusunda iddialı bir adamdı ve Gülen, Fethullah Gülen de bunu devam ettirdi. Dolayısıyla aralarında bir kere böyle bir ayrım var ve başından beri, AKP'nin kuruluşundan beri, hatta AKP'nin İstanbul Belediyesi'ni Refah döneminde aldığı, yani Erbakan'ın partisindeyken bile tam bir entegrasyon, tam bir bütünleşme Gülen cemaatiyle, AKP, önce Refah, şimdi AKP'ye dönüşen kadroların tam bir mutabakatı, tam bir iç içeliği söz konusu değildi. Daha çok nakşiler diye aktandırdığım kesim yönetimdeydi. Cemaat da destekçiydi. Bu destekçiliğin böyle karanlık masalarda, odalarda, kapalı kapılar ardında pazarlıklar gibi komplo teorileri gözümüzün önüne gelmesin. Bu doğallıkla işleyen bir mekanizmadır.
basit bir destekçilik, sadece İslam kardeşliğinden, din kardeşliğinden kaynaklanan bir destekçilik değil. Biraz da devletin yapısındaki bir takım kurumları paylaşmaktır aynı zamanda. Yani şu kadar milletvekili de cemaattan olacaktır örneğin. Şu kadar şu genel müdürlükler de cemaata verilecektir. İşte özellikle kilit kadrolarda, bu kilit kadrolar derken cemaatin çok hassas olduğu, baştan beri gözünü diktiği idari kadrolar, yani kaymakamlardan valilere kadar uzanan çizgi, emniyet kadroları, polis ve mümkünse ordu. Bütün bunlar da cemaat Nakşibendilerden daha farklı olarak daha aktiftir oralarda kadro elde etme konusunda. Nereden kaynaklanıyor peki, ya da neden kaynaklanıyor? Bir kere Said Nursi'nin bir din adamı olarak, Said Nursi'nin yani kurucu baba diye tanımlamamız gereken Gülen Hareketi'nin esin kaynağı olan, hatta beslendiği kaynak olan Said Nursi'nin siyaset konusunda Nakşilerden farklı olarak çok siyasetin içindedir. Kendi hayatında da öyle. Yani hiç beklenmedik ittifaklar kurabilmiş. İttihat Terakki gibi İslami kesimin işte masonik bağlantılardan dolayı reddetmeye yatkın olduğu, halifenin yanında yer aldığı dönemlerde bile Said Nursi'nin İttihat Terakki'ye yakın durabildiği dönemler olmuştur. Keza Kurtuluş Savaşı döneminde Mustafa Kemal ekibiyle ilişkilerinde. Oldum bittim, siyasette daha aktiftir cemaat. Ötekiler aktif değildir demiyorum, bakınız. Daha aktif midir yoksa? Şöyle söylemek belki daha önemli. Ötekiler doğrudan iktidarı hesaplarlar bir parti kanalıyla ve geldiler, nitekim başardılar. Cemaat daha önceki dönemlerde de güçlü olduğu, yeni bir güç değil çünkü, o epey gelenekli bir güç. Her zaman öne çıkan, vitrinde görünen bir yapı olmak yerine kilit bazı kadrolarda kendi elemanlarını var kılmakla yetinmiştir. Veyahut da daha sistematik gitmiştir, daha derinden gitmiştir diyelim istersen. Bu kilit noktalardan yine devam edersek, özellikle bahsettiğiniz emniyet, valilik, kaymakamlık, hukuk unuttum, mahkemeler, yargı. Yargı yine bunun içinde, tam yargıyı soracaktım ben de zira. Bunların peki cemaatin elinde demeyelim ama cemaatin daha içinde olduğu noktalar olduğunu düşünürsek özellikle. Bugün AKP'nin bugün rahatsız olmasının sebebini öyleyse. Yani cemaatle şimdiye kadar... Elbette siz de söylediniz, cemaat yalnızca destekçiydi dediniz. Ancak öyleyse bugün sorun ne? Şöyle bir düzeltme veyahut da şöyle konuşursak daha belki doğru olacak. Soruyu düzelteceğim yani. Elbette. Bugün değil. Şöyle bir somut bir örnek vereyim. Yaklaşık 9 ay, 10 ay önce ben cemaatin önde gelenlerinden, ciddi olarak önde gelenlerinden biriyle, hatta ikisiyle uzun bir uçak yolculuğu yaptı. Rastlantı, yani aynı uçaktaydık ve yan yana oturduk sonunda. Uzun bir uçak yolculuğunda 10 ay, 11 ay önceden söz ediyorum. Şöyle bir diyalog geçti aramızda sohbetin bir aşamasında. Engin Bey, bugüne kadar off the record dediğimiz, yani aramızda kalsın, yazmayın dediğimiz konularda siz her zaman bize saygılı davrandınız. O yüzden biz size hep açık olduk dediler. Bunda doğruluk payı var. Ben mesleki olarak karşı tarafa hiç mutabık olmadığım kesimlerde dahil bunu yazma dediği zaman yazmam. Bu da mesleğimizin altın kurallarından biridir. Öyle olması gerekir. Evet. Yazmadım. Anlaşılan bazı meslektaşlar bu konuda çok titiz davranmıyorlar malum. O yüzden böyle bir parantez açtılar. Size yazmayın dediğince yazmıyorsunuz. Güvenimiz var. Şunu bilmenizi isteriz dediler, ama bu fısıltı tonunda, adeta önümüzdeki koltukta oturanlar duymasın tonunda, daha önce gümbür gümbür konuşuyorduk. Şu anda dediler, maliyeye, hariciyeye, dahiliyeye, bu polis demektir, dışişleri demektir ve ekonomik bürokrasi demektir. Katılmak için müracaat eden, yani okulu bitirmiş diyelim, siyasal bilgileri bitirmiş, mesela hukuku bitirmiş. Bizim cemaate mensup arkadaşlarımız başvurdukları zaman artık cemaatle bağlarını saklamak zorunda kalıyorlar demişlerdi. Aman aramızda kalsın, bunu çözmek zorundayız, böyle olmaz demişlerdi.
Bugünse aramızda kalacak bir şey kalmadı, her şey açığa döküldü. Yani 11 ay önce başlamış bir sürtüşmeden söz ediyorum. Ki bu bana yansıyanı. Belki de 20 ay önce başlamıştı. Ben 11 ay önce duydum. Ve uzun müddette hiç bu konuda bir gelişme olmadı. Bir olumsuzluk görmedik, bir çatlak görmedik, bir itiş kakış görmedik. Evet. Hatta o yüzden ben şakalaştığımı hatırlıyorum konuştuklarımla 3-4 ay sonra buluştuğumda. Ya siz abarttınız galiba veyahut da benden dalga mı geçtiniz? Ben ortada bir şey görmüyorum. İnşallah görmezsin ama hiç de iyi gitmiyor diye tekrarladılar. Ve nitekim bugün kılıçlar çekildi. Evet. Dershaneli, yani aslında şöyle soracağım. Konunun ve bu kılıçların çekilmesinin dershanelerden ortaya çıkmış olması da bir soru işareti. Niçin dershanelerden bu kadar büyük bir problem yaşanıyor cemaatle AKP arasında ve elbette cemaatin dershanelerle ilgili nasıl bir tasavvuru var ki bu kadar önem kazanıyor? Bakın, dershaneler yurt dışında da, ama biz Türkiye'de kalalım, Gülen cemaati için olmazsa olmaz kurumlar. Ve o yüzden onların yumuşak karnına saldırdı şu anda Tayyip Erdoğan ve AKP yönetimi. Şunu söylemek istiyorum. Bir kere kadro kaynağı. Gerçekten de çok sistematik, adeta kıskanacağımız biz solcuların kıskanması gerekecek kadar sistematik. Ya işte o çocuk fena değil, aman onu gözden kaçırmayalım gibi Alaturka değil. Sistematik notlar tutarak, grafikler çıkararak, tutulan notlar listeler haline getirilerek, aralarında bölüştürülerek, tekrar tekrar o listeler kontrol edilerek, çocuklar hemen hemen lise çağından itibaren sürekli gözleniyor. Gözleniyor derken takip ediliyor ne olup ne yapıp ne ettikleri ve nasıl oldukları. Bunu lise çağından itibaren derken bunu önemseyiniz. Çünkü sadece dershaneler değil, ki dershanelere çoğunlukla lise öğrencileri gidiyor. Evet. Sadece lise dershaneler değil, ışık evleri dediğimiz abilerin ya da ablaların, kızlar söz konusuysa, denetlediği bir hapishane atmosferinin hakim olmamasına özen gösterilen, hatta bazı daha özgür davranışlara göz yumulan, daha serbest davranışlara göz yumulan ışık evleri dediğimiz evlerden dershanelere, dershanelerden yurtlara kadar uzanan bir halk çizgi söz konusu. Ve ben gene meslek gereği Rusya'da, yani Moskova'da ve şimdiki Petrograd'da, Bişkek'te, yani birkaç Orta Asya Türkiye Cumhuriyet'te, Uganda'da, Afrika'da, Amerika'da bu okulları görme fırsatım oldu. Yani kimisi bir devlet adamıyla yaptığımız gezi sırasında gidip denk görmek. Evet. Bazen onların davetlerine çok merak edip gitmek. O yüzden sadece duyumlara değil, biraz benim gözlemlerime de dayanıyor. Oradaki öğretim kadroları, öğretmenler, misyoner gibi kendini gören öğretmenler, sahiden de okullarında çok süzülmüş, çok parlak öğrencilerdi. Örneğin, sadece bir örnek veriyorum, onlarca örnek veririm ve uzar, anlamsız. Petrograd'daki okulun müdürü ODTÜ matematik bölümünü, 4 yıllık bölümü 2,5 yılda bitirmiş birisi. Yani deha sınırında birisi. Buradan çok büyük, derin düşünceleri olan birisini değil, çok malumatlı, ansiklopedik bilgisi yüksek, ezbere şiirler söyleyebilen filan birinden söz ediyorum ama bizim eğitim sistemimizde hele parlak çocuklar bunlar. Evet, çok önde gelenler. Önde gelen, o yüzden bir kadro kaynağı olarak dershaneler çok önemli cemaat için. İkincisi, taraftar devşirme veyahut da taraftar kazanma, var olan taraftarlarını, yani cemaate yakın duran, sempatik duyanları, ilişkilerini daha da pekiştirecek, sağlamlaştıracak olanaklar sunuyor. Çünkü piyasadaki dershanelerden daha ucuz ve daha kaliteli. Size bir örnek vereyim. İki örnek vereyim hatta. Güzel, evet. İki örnek bunlar. Uganda'da devletin eğitim sistemi yerlerde sürünüyor. Yok yani. Mecbur kalanlar gidiyor. Çok yoksullar gidiyor ancak. Buna mukabil sadece başkent Kampala'da
200 civarında okul var. İlkokul ve ortaokuldan bahsediyorum. Bunların 200 civarında dedim. 200 diyelim. 198'i Hristiyan misyoner kuruluşlarına ait. Dünyanın bütün Hristiyan mezheplerinin, Ortodoks, Katolik, Protestan, onların alt dalları olan tarikatların, Cizvitler, Agustinler, şunlar bunlar, hepsinin okulu var orada. Çünkü eski sömürge ülkeleri burası. Ben orada cemaattan birileriyle beraberdim. Bir akşam toplantısına Uganda Kültür Bakanı, Ahlak ve Kültür Bakanı da'nın katıldığı bir yemek yendi. Beni cemaattan, bir de yaşıma bakarak galiba ağır toplu dediler, dedi bakan. Ve benden çat pat İngilizcesiyle, ama benimkinden daha iyiydi İngilizcesi doğrusu. Benim kötü şükür. Çat pat İngilizcesiyle benden torpil istedi. Oğlunun cemaat okuluna kabul edilmesi için. Bu okuldaki kaliteyi gösterir. Evet. Gerçekten fizik laboratuvarı, tablet, bilgisayarlarıyla, şunlarıyla, bunlarıyla, yatakhanesiyle, yemekhanesiyle, okulun bahçesiyle, spor tesisleriyle, sizin de benim de kıskanacağımız kadar mükemmel. Her şeyi de tam diyebileceğimiz, evet, okullardan söz ediyoruz. Evet, bu şey örneği, Uganda örneği. Bir sürü Türkiye içerisinde de pek çok örnek verilebilir ama Tunceli, yani Dersim, yani ağırlıklı olarak Alevi nüfusun barındığı ve bir Sünni tarikat olan cemaatla arasının doğal şartlarda çok iyi olmaması gereken, en azından bütünleşmemesi gereken bir yer. Orada da bir Fethullah dershanesi var, Gülen dershanesi var. Başka dershaneler de var ama. Yani tek bir dershane yok. Pek dersin, çok dershaneden söz ediyoruz, bir sürü elbette. Dershane var. Beni ve Doğan Akın'ı da biz birlikte gitmiştik. Gene herhalde bu heyette bunlar yaşları da uygun. Bunlar ağır top galiba. Bunlar karar verir diye. Bizden torpil istediler çocuklarının dershaneye kabul edilmesi için. Diğer dershaneler öğrenci almak için reklam yapıyorlardı. Buna mukabil o dershane maalesef yerimiz kalmadı. Kapasitemiz bu kadar diyordu. Ve sahiden de Aleviler, hem de sıkı solcu Aleviler, ya Engin Bey ilişkiniz iyiyse bizim çocuk için acaba bir şey mümkün mü diye. Dolayısıyla benim oradan buradan duyarak değil, kendi yaşamımdan çıkarttığım şeylerle, dershaneler çok önemli Gülen cemaati için. Ve pek kimilerinin iddia ettiği gibi finans kaynağı olarak çok önemli değil. Getirdiğinden fazla götürüyor aslında. Evet, ve bunların dershanelerle ortaya çıkması da aslında söylediğiniz gibi bir noktaya varıyor. Fakat biraz komplo teorisidir belki, biraz değildir. Bunu size sormak istiyorum bu yüzden. Yani biz evet dershaneleri tartışıyoruz ama yapılan yorumlardan bir tanesi de biz dershaneleri tartışırken bunun arkasında başka bir konu konuşuluyor. Aslında kapalı kapılar ardında başka pazarlıklar yapılıyor tartışmaları. Böyle midir sizce? Yani biz dershaneler konusunu tartışırken, özellikle cemaat ve AKP arasındaki tartışmadan yola çıkıp konuşurken, kapalı kapılar ardında başka konular gündeme geliyor mudur? Mümkündür. Yani bu konuda benim bilgim yok, sizin de yok zannediyorum. Bir takım söylentiler dolaşıyor, benim de kulağıma geliyor sizin kulağınıza geldiği gibi, ama bizim mesleğimizde kanıtlayamayacağınız gerçekleri dillendirmenin pek alemi yok. Adama nereden çıkardın bunu dediklerinde bir şey söyleyebilmeniz gerekir. Ben bir şey söyleyecek durumda değilim. Mümkündür ama şu bir gerçek. Dershaneleri kapatarak aynı zamanda çok ciddi bir burun sürtme. Bu ülkeyi ben yönetiyorum. Yönetemezsen ortak olmaya kalkıyorsun. Ve gücün gitgide arttı diyerek bir çeşit amiyane tabirle posta koyma da söz konusu. Hele burada ilk bölümde konuştuğumuz kibir, güç zehirlenmesi gibi Tayyip Erdoğan'ın psikolojik halindeki dönüşüm veyahut da açığa çıkan özellikler göz önüne alındığında, burada evet ben yönetiyorum bu ülkeyi. Benim yönetimime, iktidarıma ortak olma. Olamazsın. Olmana izin vermiyorum, burnunu sürterim iddiası ve restleşmesi de söz konusu. Burada işte MİT müsteşarını görevden almaya çalışma, MİT müsteşarını görevden alıp yani yargının karşısına çıkarırsa neydi, hatırlayınız. MİT müsteşarı niçin suçlandı? Gülenci olduğu söylenen savcılar tarafından terör örgütüyle ilişki kurduğu için Oslo'da. Evet. Bugün yapılan aşağı yukarı aynı şey galiba. Yani aynı suç
Suçsa eğer, işlene gelmekte. Ben Gülen cemaatinin kendini dev aynasında gören bir takım savcıları, ki böyle savcılar gördük. Örneğin Ameşlik davasında gördük, bilmem nerede gördük. Bir takım savcılar sahiden bir güç gösterisi yapıp, siz devleti idare edebilirsiniz ama ben savcıyım, devleti, yargının içindeyim, benim, ben her şeyi yaparım gibi manasız bir böbürlenmeyle bir şeylere kalkıştılar mı, kalkışmadılar mı bunu bilmiyorum. Ama bildiğim şu ki asla affedilmedi Tayyip Erdoğan ve AK Parti tarafından MİT müsteşarına yapılmak istenen operasyon. Onun devamının da bunu da sen görevlendirdin orada görüşmeye. Demek ki sen de şimdi yargı karşısına çıkacaksına kadar varan bir takım iddialar var. Bir öç almadı diyebilir miyiz bir yerde? İktidar paylaşmama demek çok daha doğru bence. İktidarı paylaşmak istemiyorlar ve Gülen cemaati de gitgide güçlendiğinin farkında. Bu kitlesel bir güçlenmenin yanı sıra mali güçlenme, çok önemli mali kaynakları var. İşte finans sektöründe yani Bank Asya mı? İsim vermeyelim bankaları. Peki vermeyelim, belki reklam gelir. Ama bu tür finans kuruluşlarında, önemli finans kuruluşları bunlar. Keza eğitim kurumları. Çünkü ilkokuldan başlayıp Fatih Üniversitesi'ne kadar giden çok bir fazla zincir söz konusu. Ve yakında da çok daha büyük bir üniversite kampüsü hazırlanıyor. Yakında yani Türkiye'nin en büyük üniversite kampüsü İstanbul'da Ümraniye'de kurulacak. Gene cemaatin çevresinde veya cemaatin içinden çıkma bir şey olacak. Bütün bunlarda bir seçimler yaklaşırken eli güçlü bir cemaat vardı Tayyip Erdoğan'ın karşısında. Yani en başta konuştuğumuz gibi seçimde seni desteklerim ama karşılığında şu kadar şuradan şu kadar milletvekili isterim, şu bakanlıkları isterim gibi çok daha cesur, çok daha atak diyelim isterseniz, taleplerle karşısına çıkabilirlerdi. Galiba bugün bu pek mümkün olmayacak. Nitekim cemaatin önde gelen ya da cemaatin kurumsal yüzü diye adlandırabileceğimiz Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı'nın başındaki Mustafa Yeşil, iki gün önce seçimlerde duygusal bir ayrışma yaşanabilir dedi. Yani artık aba altından sopa gösterme değil, aba üstünden sopa göstermek bu. Yani seçimde biz seni desteklemeyebiliriz arkadaş, eğer böyle gidersen dedi. Bu konuda kim doğru bilmiyorum, ben yapmadım. Yapılanlara da çok güvenmiyorum ama AKP'nin yaptırttığı kamuoyu araştırmalarına göre cemaatin yönlendirebildiği seçmen kitlesi bütün Türkiye ortalamasında %4,5 ile %5,5 arasında değişiyor. Cemaat ise bunu %12 ile %13 arasında. Sizce hangisidir peki? Bilmiyorum. Sayden bilmiyorum. Hı hı. Ama şunu söyleyeyim. Tutunuz ki %5. Sadece yerel seçim, belediye başkanları seçimi düşünmeyelim. Özellikle halk oylamasıyla seçilecek olan cumhurbaşkanlığını düşünelim. AKP'nin aldığı en yüksek oy, referandumdan söz etmiyorum, seçimde aldığı en yüksek oy 49,8. Yani 50 değildi. 50'ye çok az kalmıştı. Cumhurbaşkanı seçilmek için %51 almak lazım. Yani o sözünü ettiğimiz 5 puan dahi bütün seçmen kitlesinde Cumhurbaşkanı'nın kim olacağı konusunda kararı doğrudan etkileyecek bir orandır. Hiç de küçümsenecek bir oran değil. Ve bu tür hesapları sizden benden daha iyi yapan bir AKP kurmay heyeti var. Tabii şimdi tam seçimlerden bahsetmişken bir taraftan... Evet, cemaat söylüyor zaten biz desteğimizi sizden çekebiliriz. Bu durumda cemaatin destekçisi olacağı başka isimlerden de söz ediliyor. Özellikle Mustafa Sarıgül'ün ismi sıkça geçiyor. Mustafa Sarıgül'ün de dershanelerle ilgili çıkışını mutlaka siz de duydunuz. Evet, dershaneler kapatılmamalı dedi ve buna sert bir tepki gösterdi. Siz ne diyorsunuz bu Sarıgül'ün desteklenip desteklenmediği konusunda en azından? Şimdi Sarıgül konusu hep tartışılıyor. Bilmiyorum bu kadar uzun ve ayrıntılı tartışmayı hak eden bir siyasetçi mi ama yani sonuç olarak da tartıştığımız İstanbul Belediye Başkanlığı'dan ibaret. Başbakanlık değil. Gerçi daha sonra CHP'de Kılıçdaroğlu'nun yerine oynayacak. Başbakan olacak, genel başkan olacak. O olunca da zaten herkesi sürükleyeceğinden seçimi de kazanacak, başbakan olacak gibi
birileri hayal kuruyor gibi geliyor bana. Şöyle söylemek istiyorum. Bakın, siyasi literatürde popüler olmakla popülist olmak veya da popüler ve popülist gibi birbirine akraba ama aynı olmayan iki kavram vardır. Popüler halk tarafından sevilen demektir. İşte popüler müzik dediğimiz zaman geniş halk kitlelerinin hoşlandığı müzikten söz ediyoruzdur. Popülist ise serbest çeviriyle, ki de yanlış çeviriyle değil ama sadece serbest çeviriyle söylüyorum, halkla halka bu demektir. Ben Sarıgül'ün popüler bir siyasetçi olduğunu düşünmüyorum. Dolayısıyla Gülen cemaatiyle de iş bağlayabilir, pazarlığa oturabilir. Pazarlığa oturmasa bile onlara da mavi boncuk dağıtabilir. Gerçi bütün bunları bir Sosyal Demokrat Parti'nin belediye başkanı olarak nasıl aynı sepete koyacak bilmiyorum. Çünkü bir belediye başkan adayı olarak ben Sarıgül'ün İstanbul'da ne yapacağını bilmiyorum şu anda. Zaten evet. O da onu tartışmıyor. Ben şunu yapacağım, şöyle bir belediye başkanı olacağım. İstanbul'da şöyle bir yaşam vaat ediyorum der. Ondan sonra sizle ben otururuz. Ya bu mu daha iyi, öbürü mü daha iyi? Acaba biz hangisine oy versek falan diye bir karar veririz. Çünkü biz bu kentte yaşıyoruz. Bu kentte ıslanıyoruz, üşüyoruz, trafikte bekliyoruz, sinirleniyoruz, gülüyoruz, eğleniyoruz. Dolayısıyla Sarıgül'ün belediye başkanlığında yaptığı işte cenazelere gitmek, düğünlere gitmek, nişanlara gitmek, nikahlara gitmek, herkesin elini sıkmak. Bunu ben adamcağıza karşı olduğum için veya onu ne diyelim çamur atmak için söylemiyorum. Ama belediye başkanı olarak ne yapacağı konusunda hiçbir bilgim yok. Ve demin söylediğimde de ısrar ediyorum. Benim gözümde popüler bir siyasetçi değil. Evet. Buradan bir siyasetçi demiş oldum galiba değil mi? Biraz öyle oldu. Üçüncü kalmamıştı. Peki evet. Buradan başka bir siyasetçiyle, daha doğrusu yine AKP'nin kurucu unsurlarından biraz bahsettik ama Arınç'la devam edecek olursak. Yani Arınç tartışmasına dönmek istiyorum ben. Özellikle çıkış noktası Arınç'ın kızlı erkekli öğrenci evleri evet. tartışmasıydı. Peki bu çıkışın sizce cemaatle bir bağlantısı olabilir mi? Çünkü Arınç'ın evet bir cemaat yakınlığı olduğundan söz ediliyor. Ancak yalnızca cemaate bağlamak doğru olur mu Arınç'ın çıkışını, yoksa başka bir şey mi vardır? Arınç için bu daha önce de söylendi. Hı hı. Galiba düzeltmemiz gerekecek. Arınç cemaattan bir siyasetçi değil. Sadece cemaatle de ilişkilerini germeden, düşmanca olmadan götürmeye çalışan bir siyasetçi. Ve o düzeyde iktidara gelmiş bir partide başına buyruk, canı istediği o öyle yapıyor. Ona özel bir durum diye de bakamayız. Parti yönetiminin bilgisi dışında bazı tavırları alamaz. Örnek vereyim, Tayyip Erdoğan'ın Obama ile görüştüğü Amerika gezisi sırasında Tayyip Erdoğan Washington'da kaldı. Sonra New York'ta bir gün sanırım geçirdi. Ama Arınç Pensilvanya'ya gitti. Kendisi cemaattan olmadığı, nurcu olmadığı, nakşi olduğu halde Fethullah Gülen'i ziyaret etti. Bu bir nezaket ziyareti, sınırları içinde kalmış olabilir. Hiç önemli değil. Bir gönül almaydı. İlişkiyi taze, sıcak tutma ve düşmanlaşmayı önlemekti. Şimdi kızlı erkekli evler konusunda ise, kızlı erkekli evler konusunda cemaatin çok ciddi bir itirazı olmaz. Çünkü iyi kötü işte deminden beri anlatıyorum. Ben evet. cemaatle epey tanışıklı olan bir gazeteciyim. Dolayısıyla onlar da el sıkmazlar. Mesela kadınları el sıkmaz. Çoğu sıkmaz. Onlar da kadın ve erkeklerin, kız ve erkeklerin, kızlı oğlanlı aynı evde kalınmasını gece rüyalarında görseler sabahleyin korkudan dudakları uçuklamış uyanırlar. Dolayısıyla onların çok ciddi itirazları yok bu bağlamda. Ancak gene başta ben vurguladım, Arınç benim izlediğim bir siyasetçi. Özellikle Irak'ta savaşa hayır kampanyası sırasında doğrudan ilişkim de oldu kendisiyle. O zaman da yetkili doğal olarak evet. bir AKP yöneticisiydi. Şimdi AKP saflarından tasfiye edilmiş olan Ertuğrul Yalçınbayır, Bursa milletvekiliydi ve başbakan yardımcısıydı. O ve Arınç tezkerenin reddedilmesinin görünmeyen kahramanlarıdır. Yani tezkerenin reddedilmesinde sadece oy vermeyerek değil, bu konuda tutum alarak. Tutum,
alenen olmasa da sonuç alarak diyelim isterseniz kişilerdi. Arınç'ın onun ötesinde iyi bir hukuk kültürü var. Sağlam bir hukuk kültürü var. Zaten iyi ve sağlam bir hukuk kültürüne gerek yok kızlı erkekli tartışmasında. Hukuk fakültesi birinci sınıfına giren delikanlı veya genç kadın dahi özel yaşamın dokunulmazlığı, keza reşit insanların yaşamına devlet müdahalesi gibi konuların mümkün olmayacağını hukuken. Ya hukuk devletinden vazgeçersiniz ya da böyle bir şeye kalkışmazsınız. Arınç bunu bilebilecek, sezebilecek sağlam, güçlü bir hukuk kültürüne sahip bir adam. O yüzden danışmaya bile gerek kalmadan asparagas böyle şey olmaz, böyle bir şey demiş olamaz başbakan dedim. Eğer demiş. Çünkü aynı kültür Tayyip Erdoğan'da yok. Şunu da söyleyelim. Ben böyle düşünüyorum. Sanırım da yanılmıyorum veya yanılmadım umut ediyorum. Arınç olayı AKP'de hem de üç büyük seçimin, yerel seçim, cumhurbaşkanlığı seçimi ve genel seçimin, önümüzdeki seçim maratonunun arifesinde AKP'nin 11 yılda yaşadığı en büyük krizdir. Ve bence vazo kırılmadı ama çatladı. Bir çatlak vazoyu yapıştırabilirsiniz. Ama çatlak vazodur artık o. Evet. Peki Arınç'ın bu çıkışını neye bağladınız siz? Yani evet, bir hukukçu olarak ya da hukuken bir şekilde takip eden bir insan olarak mutlaka, tam da söylediniz, birinci sınıf hukuk öğrencisi bile bunun mümkün olmayacağını bilir zaten. Ancak sonuçta Arınç'ın çıkışı fevri midir? Üç gün bekledi, ondan sonra konuştu. Çünkü küçük düşürüldü kitleler nezdinde. Daha önce de küçük düşürülen AKP'li milletvekillerine rastladık, bakanlara hatta. Ertuğrul Günay Kültür Bakanı iken Kars'taki insanlık anıtı ile ilgili ucube dememiştir başbakan. Yok canım, öyle bir kelime kullanmaz dedi. Başbakan yo dedim dedi, ucube dedim gene diyorum dedi. Ve Ertuğrul Günay, hani benim tanıdığım bir siyasetçi, o yüzden üzülmüşümdür, istifa etmesi gerekirdi. Ben bu onur kırıcılığa katlanamam diye. Arınç üç önemli seçim arifesinde partiyi, yani vazoyu kırmak yerine çatlatmayı yeğledi diye düşünüyorum ben. Ama yenir yutulur laflar da etmedi. Ben bu partide özgür ağırlığı olan biriyim ve başbakanın aramızdaki çelişkiyi açıklamak onun görevidir. Dün de, bugün de, yarın da dedi. Dün de dedi. Hani lafını iyi bilen bir siyasetçi Arınç. Natıkası kuvvetli der eskiler buna. Hakikaten düşük olmayan cümlelerle tıkır tıkır konuşur. Arınç bal gibi benimle oynayamazsın ve beni küçük düşüremezsin dedi. Şimdi kapalı kapılar ardında ne konuştular? Bugünkü bir açıklama var. İşte konuştuk, çözdük sorunu dedi. İşte Bismil'de hep beraber el kaldırdılar, elle tutuştular filan. Evet. Ama ben öyle sanıyorum ki parti bundan çok büyük zarar göreceği için biraz halının altına süpürdüler ya da ertelediler. Bir de tabii şunu unutmayalım. Kendini bağlayan bir biçimde Arınç zaten bir daha seçilmeyecek, milletvekili olmayacak. Her evet, türlü belediye başkanlığı önerisini reddetti. Kendisine en azından bir dönem mutlu bir emeklilik hayatı seçmiş. Kitap okuyacağım diyor, bilmem ne diyor. Torunlarıma daha AKP fazla vakit içerisinde sahiden kitap okuyan az sayıdaki milletvekilinden biridir kendisi. Dolayısıyla evet, dolayısıyla Arınç'ın bir beklentisi yok. O yüzden de ben kendimi yedirtmem arkadaş, benim onurumla da oynayamazsın sözlerini açık açık söyledi. Bu bir tehdit gibi algılanabilir mi? Yani mutlaka AKP içinde sonuçta Arınç'a yakın olan milletvekilleri ya da bakanlar da söz konusudur. Benim burada bir özgür ağırlığım var derken bir tehdit. Başka türlü tercüme edilemez bu. Bu o demektir. Yani nitekim o günden sonra, o günden önce de rastladık buna gerçi. Gezi sırasında da demokrasi sandık değildir diyen Cumhurbaşkanı'na ta Fas'tan cevap yetiştirmişti. Demokrasi sandıktır ve ondan ibarettir diye. Cumhurbaşkanı'nın, Abdullah Gül'ün net bir şekilde çizgi olarak Recep Tayyip Erdoğan'la arasına bir mesafe koymak istedi. Artık herkesin bildiği bir sır haline geldi. Son dönemde Erzincan'da Alevi cemaatini, cemevlerini ziyaret etmesi, Alevi dedeleriyle alışılmadık samimiyette bağdaş kurup yere oturarak filan fotoğraflar çektirmesi,
Ve Cumhurbaşkanlığına bir kere daha aday değilim dememesi, siyaseti bıraktığını, yani Cumhurbaşkanlığı makamından vazgeçtiğini ifade etmeyişi, Arınç'la da arasının iyi olduğunu, AKP kurulurken eğer kurucular sıralanacaksa, birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü diye, Tayyip Erdoğan üçüncüdür. İlk sırada kim geliyor? Abdullah Gül ve Bülent Arınç geliyor. Nitekim birbirlerine teklif ettiler önce kurucu başkanlığı. Nitekim şeyin genel başkan adayı olarak Erbakan'ın karşısına, yani Refah'tan koparken Tayyip Erdoğan çıkmadı. Abdullah Gül çıktı. Yenildi ama bu zafer kazanılmış bir yenilgiydi. Yani Erbakan'ın karşısında kaybetti ama Erbakan'a köpeksiz köy değil burası, değneksiz dolaşma sakın diyecek kadar küçük bir oy farkıyla kaybetti. Zaten ondan sonra da koptular. Evet. O yüzden evet, sorunuzun yanıtı evet, ben özgür ağırlığım var derken bir tek birey olarak Bülent Arınç'tan ibaret değilim. Bu parti içinde benim gibi düşünen, bana yönelttiğiniz davranışları benimsemeyecek ve tavır alacak başkaları da var demiş oldu. Ben en azından Cumhurbaşkanlığında böyle olduğunu düşünüyorum. Bu bir bilgiye dayanmıyor yalnız. Elbette. Az bir zamanımız kaldı. Peki hemen son olarak, son sorulan sorular olarak bundan sonrasını nasıl görüyorsunuz? Öngörüleriniz neler? Hem yerel seçime dair tabii AKP'de neler olur ve tam da söylediğiniz gibi kırılmadı, henüz çatladı dediniz. Bu çatlak daha da büyür mü, kırılır mı? Seçim sonucuna belli, bağlı. Bu konuda falcılık yapmak bize düşmese gerek. Ve Türkiye'de seçmen davranışları konusunda en namlı kamuoyu araştırma kuruluşlarının bile çok ciddi yanılgılara uğradığını bildiğimizden, sizin ve benim şimdi bir takvimde tahminde bulunup şöyle olacak demesi hata olur. Ama seçim sonuçlarının, yerel seçim sonuçlarının dahi çok önemli olacağı kanısındayım. AKP'nin muhtemel bir oy kaybı, birkaç puanlık bir oy kaybı, bugün sesini yükseltemeyen kimi AK Parti çevrelerinin, gruplarının, Sayın Başbakan ülkeyi bu kadar gererek, iş çevresini bu kadar karşınıza alarak, bu nobrandille parti içindeki arkadaşlarınızı, yol arkadaşlarınızın onurunu kırarak götürüyorsunuz, bu olmaz, bak cezalandırılıyoruz deme imkanları artacaktır. Tersi olursa, korkudan söylemek bile istemiyorum, çünkü tersi olursa, 2-3 puan arttırırsa, bir daha böyle programda yapamayabiliriz. Ya siz ya ben birbirimize hapishane ziyaretine bile gelebiliriz. Muhtemelen oraya doğru ziyaretlerde gidiyoruz. Ziyaretlerde karşı karşıya geliriz diye düşünüyorum. Aydın Bey'e çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız için. Sevgili izleyiciler, AKP'deki kırılmayan ama ufak bir çatlağa yol açan konuları konuşmaya çalıştık. Gazeteci Aydın Engin'le bundan sonra bir programımız daha olacak. Hemen ardındansa saat 12'de haber bülteniyle karşınızda olacağız. Bizden ayrılmayın.